İçi bol vitaminli, besleyici olduğu kadar da doyurucu olan bu yoğurdumuzu nasıl yapmışız? Şimdi seyredelim. Buzluğumdaki fiçne, karadut ve böğürtlen. Çıkarttım. Bunun önce buzunun çözülmesini bekleyeceğim. Şimdi iyice sulandılar. Bunu makinemin içerisine alıyorum. 750 gram kadar. Ve süzme yoğurt kullanacağım aynı miktarda. Azaltıp çoğaltabilirsiniz, o önemli değil. Bir parça ya meyvesi fazla olur veya yoğurdu fazla olur. Sonuçta meyveli yoğurt yiyeceksiniz arkadaşlar. Tabii ben bunun suyunu kesinlikle meyvemin almıyorum. Bütün vitamini çünkü orada. Hepsi içinde. Hepsini beraber karıştıracağım. Ben içerisine 2,5 yemek kaşığı pudra şekeri kullanacağım. Pudra şekerinin çözülmesi çok daha kolay oluyor. Siz şeker kıvamını kendinize göre de ayarlayabilirsiniz. Meyvelerimizin de zaten şekeri var içinde, tatlısı. Şimdi bunları robotumdan geçirtiyorum. Kıvamı, rengi harika oldu. Biraz daha şeker koyacaktım fakat vazgeçtim. Biraz doğallığı da yemek çok daha güzel olacak. Tamam, şeker olsa tatlı olacak. Daha bir lezzetli olacak. Fakat kendi doğallığını kaybedecek. Meyvenin tadından çok şeker yemiş olacağız. Bunları istediğiniz formun içerisine koyabilirsiniz. Ben şöyle bardaklarım var. Bunun içerisine alacağım şimdi. Şimdi ben iki bardağımı şöyle doldurduktan sonra yoğurdumu aklıma içerisine bisküvi katmak da geldi. Şöyle paket bisküvim var. Şunları alıyorum ve bir paket bisküvinin içerisine koyuyorum. Bu çok daha ayrı bir lezzet olacak. Harika olacak. Şimdi bunu da çekiyorum. Şimdi bisküvilerimle beraber Magnolia misali çok daha farklı bir lezzet olacak. Necla'ca bir tarif olacak yine. Harika, evet. Şimdi bunları da kaşıkla alıyorum çünkü bardakların ağzı dar. Öylece boşaltmaya kalkacak olursam kenara dökülecek. Onu da istemiyorum. Alıp şöylece ortasına dökmeden koyuyorum. Evet, harika besleyici hem de doyurucu oldu şimdi içerisine koyduğum bisküviyle beraber. Çocuklarınız için hem kendiniz için harika bir yiyecek yoğurt oldu. Çok nefis. Şimdi ben bunları bir gece dolapta bekleteceğim. Buzdolabına koyacağım. Sabaha kadar buzdolabında bekleteceğim. Bir tanesine Nutella koyuyorum. Diğerinin üzerine biraz pekmez koyacağım. Bisküvilerin üzerine koyuyorum bunu. Pekmezli, Nutellalı meyve yoğurtlarımız hazır. Ve şimdi kıvamını göstermek istiyorum. Gayet güzel, harika kıvamda oldu. Bu bisküvisiz olanı, bu koyu olanlar, bisküvili olanlar çok nefis oldu. Meyve suyunu süzüp almamış olmam da ekstra bol vitaminli oldu.
Seyrettikten sonra bana bir çiçek böcek yorum atıp abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki tarifimde buluşmak üzere. Hoşça kalın.